Özel gündemden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim, 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri derken 27 Aralık Pazar günü il başkanlığı seçimlerine gidiyor. Stüdyomuzda konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı adaylarından Sayın İsa Yazıcı, hoş geldiniz. Hoş geldik. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi aslında son bir yıldır seçimlerle uğraşıyor ya da çalışmasının zamanının büyük bir bölümünü seçimlere ayırdı diyebiliriz. 7 Haziran genel seçimleri için milletvekilleri bir ilke imza atılarak bir ön seçimle belirlendi listeler. Akabinde 1 Kasım seçimlerine gidildi. Daha sonrası da parti içerisinde bir yeni teşkilatlanma adı altında seçimler yapıldı. Nihayet dediğimiz gibi pazar günü de il başkanlığı seçimi var. Öncelikle bu süreci anlatır mısınız biraz? Evet Melita Hanım, bu süreç tabii ki çok bir Türkiye'mizde Cumhuriyet Halk Partimizin ta ön seçimden günümüze bir demokrasi örneği. Diğer partilere de inşallah örnek olur bu. Öncelikle ön seçimin tüm üyelerin katılımıyla, ordulu halkımızın katılımıyla yapılması ve listelerin, milletvekili listelerinin milletimiz tarafından belirlenmesi gibi son derece demokratik bir anlayışa hakim kılması, bu muhteşem bir olay. Hemen bunun akabinde tabii ki 7 Haziran genel seçimleri, 1 Kasım genel seçimleri ve bunun akabinde tabii ki geldiğimiz süreçte de önce biz mahallelerimizden delege seçimlerini yaptık. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partimizin üyeleriyle büyük bir katılım, yoğun bir katılım ile hemen onun arkasından o mahalle delegeleri, oluşan delege yapısı, 19 ilçe başkanlarımızın ve yönetim kadrolarımızın seçilmesini, aynı zamanda il delegelerinin seçilmesini gerçekleştirdik. Tabii ki 19 ilçede ayrı ayrı seçimler yapıldı. Evet. Tabii bu süreçleri başından sonuna hep beraber birlikte olduk, takip ettik. Akkuşu'ndan, Korganı'ndan, Kumrusu'na, Kabadüzü'nden, Ünye'mize, Faslamıza her koşulda orada çalışma arkadaşlarımızla birlikte olduk. Tabii ki burada ilçelerde oluşan kongre delegeleri, il kongre delegeleri, şimdi geldiğimiz süreçte önümüzdeki günlerde nasip olursa 27 Aralık'ta orduyu yönetecek, ordunun 19 ilçesini yönetecek, ciddi bir takım seçecekler, ciddi bir çalışma grubu seçecekler. Bunun başında il başkanımız olacak, bunun yanında yönetim kurulları olacak, disiplin kurulları olacak ve kurultay delegeleri seçilecek. Bu süreçte de tabii ki bizler de çalışarak, Sedan Bey dedik ya, çalışa çalışa kazanacağız. Evet. Sürekli çalışacağız. Evet. Evet, bu işin şakası. Sizinle yok. Birlikte şu ana kadar il başkanlığı adaylığını açıklayan resmi olarak 3 isim bulunuyor. Evet, evet. Biri sizsiniz. Aslında siz dediğimiz gibi 7 Haziran genel seçimlerinde de 4. sıradan milletvekili adayıydınız. Dolayısıyla tüm ilçelerde partileri, seçmenleri kucakladınız ama partililerle de aslında daha yakın bir iletişim kurma fırsatı da buldunuz. Kendinizi tanıdınız, bu anlamda zorlanmayacaksınız diye düşünüyoruz. Delegelere kendinizi anlatmakta, ifade etmekte, tanıtmakta. Bunun avantajını yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Şimdi bunu avantaj tabii ki bizim en azından, evet, 7 Haziran seçimleri öncesi ön seçimde üyemiz önce İsa Yazıcı'yı tabii ki tanıma fırsatı buldu. Ve buldu ki bizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en onurlu görevlerinden birisi olan milletvekilliği sıralamalarına koydu. Yani 5 kişiden bir tanesi de biz, evet, olduk. Dolayısıyla sıramızın önemi yoktu zaten. O günlerde de söylemiştim. Bizim sıramızın 5 olması, 4 olması, 3 olmasının, 1 olmasının hiç önemi yoktur. Çünkü burada asıl olan hizmet etme anlayışı ve ruhunu taşımaktır. Biz bu ruhu yürekte taşıyan insanlarız. Bunun birçok sebebi var. Bunun ana sebebi aslında memleket sevdası. Ordumuzu seviyoruz, Türkiye'mizi seviyoruz, başka bir ülkemiz yok. Biz bu ülkeyi doğru, dürüst, namuslu insanların, özgür, demokrat, özgürlükçü insanlar olarak bu memleketi çok iyi noktalara taşımak zorundayız. Memleket sevdası bizi bu noktalara doğru getirdi. Evet. Ben bu mealde hakikaten bize destek veren ve 7 Haziran seçimlerinde listeye girmemizi sağlayan bütün arkadaşlarıma, bütün Cumhuriyet Halk Partililere şükranlarımı sunuyorum. O, evet, çok önemli bir olay. O çok büyük bir gurur. O gurur bize tabii ki
7 Haziran seçimlerinin arkasında biz gene 1 Kasım seçimleri sürecinde ben kişisel olarak Ünye'mizin, Fas'ımızın ki ön seçimde bölgesel dağılımda bazı eksiklikler oldu. Demokrasinin de bazı sıkıntıları oluyor. O eksiklikleri biz 1 Kasım'da giderme adına fedakarlık yapmak durumundaydık. Evet. Bu fedakarlığı 1 Kasım'da örneğinde gösterdik. Çünkü biz her koşulda her yere aday olan bir anlayışı ben kabul etmiyorum. Yani bu çok doğru bir anlayış değil. Evet. 1 Kasım seçimlerinin arkasından hemen 15 Kasım itibariyle tabii ki kongreler süreci başladı. Aslında bizim kongreler süreci 7 Haziran seçimlerinin arkasından hemen başlamıştı. Sonra araya 1 Kasım seçimleri girince donduruldu ve dolayısıyla 1 Kasım seçim sürecine girdik. Arkasından kongre sürecimiz başladı. Bakın Meltem Hanım, o kongre süreci gerçekten hiç kimsenin müdahalesi olmadan bugüne kadar geldi. Evet, bugün geldiğimiz noktada 27 Aralık'ta artık orduyu yönetecek, ordumuzu milletle buluşturacak, ordunun yanlışlarını ortaya koyacak, doğrularını da ortaya koyacak ciddi bir takım oluşturmamız lazım. Evet, aslında bu takıma da büyük bir görev düşüyor diyebiliriz. Çünkü ordu yerel ölçekte tamamıyla iktidar partisinin elinde bulunan bir il. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partilerinin de güçlü, mücadeleci bir takım oluşturması gerekiyor. Böyle bir görev aslında otomatikman yüklendi üstlerine diyebiliriz. Evet, onu hiç aklıma getirme. 20'de 20 evet. Çok işin doğrusu hala sindirmiş değilim. Bunun sebebini aslında kendimde arıyorum, kendimizde arıyorum. Yani halkta, vatandaşımızda, yurttaşımızda böyle bir sebep aramamız mümkün değil. Hatta daha ileri gidiyorum. Biz biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde ben her toplantımda, kahvehane toplantımda, miting meydanlarında, sokakta, halk buluşmalarımızın tamamında ben 4 tamam 5'e gidiyoruz diye bir iddiayla yola çıktığımız bir süreçti o. Evet. İnanın bizim o günkü yarattığımız enerji, o günkü yarattığımız mücadele azmi, evet benim iddiam bu. Ben sonuçta 4. sırada milletvekili adayıydım. Bir miktar daha oy alsaydım belki de milletvekili olacaktım bugün. Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ordumuzu temsil eden bir arkadaşınız olarak bugün sizinle sohbet etme fırsatı bulacaktık. Ha, bunu tabii milletimiz bu noktada takdir göstermedi. Ama şunu yaptı milletimiz. Bize 2 taneyi verdi. 2 milletvekili verdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Milleti iyi okumamız lazım. İyi anlamamız lazım. Çalışmamızı, programlarımızı ona göre planlamamız lazım. Geriye bakmamız lazım. Geride hatalarımızı, sıkıntılarımızı, eksikliklerimizi gidererek çok fazla geriye takılmadan hedefe kilitlenmemiz lazım. Hedef, evet benim il başkanlığı dönemimde nasip olursa, bakın net söylüyorum. İlk çıkış hedefimiz 20'de 20 belediye yerel seçimler. Burada iddialıyız. Evet biz 20'de 20'ye iddialıyız. Milletimiz der ki 15 veriyoruz kardeşim size. Eyvallah. Milletimizin kestiği parmak acımaz. Ama bizim bütün çalışma programlarımız, bütün oluşum kurallarımız, milletle buluşma anlayışımız bu mealde ve bu doğrultuda olacak. Evet, iddialı ve hedefli bir takım oluşturmak istiyorsunuz. Yani, yoksa ben il başkanı olmuşum, başka arkadaşımız il başkanı olmuş. Bunun bir önemi yok biliyor musun? Evet. Biz, çok özür diliyorum, koltuk işgaline asla müsaade etmeyeceğiz. Evet. Bakın bu süreçte benim parti büyüklerim var, çalışma arkadaşlarımız var. Bana toparlansınlar, gelsinler desin ki ya bana 15 kişi, 20 kişi ya kardeşim bir yanlışlık var burada. Ters gidiyor bazı şeyler desin. Ya o lafı dinlerim, doğruya hemen çark eder, dönerim ve hedefe tekrar kilitlerim. Çünkü insanız. Evet. Sonuçta bir an yoldan çıkabiliriz. Bir an düşüncelerimizde farklılıklar oluşabilir. Eğer bizi büyüklerimiz, parti büyüklerimiz, değerlerimiz, arkadaşlarımız bizi bu noktada uyarmalı. Evet uyarmalı ama biz frene basmasını biliriz orada. Eğer bunu beceremiyorsak zaten anahtarı sahibine teslim etmesini de biliriz. Ben şunu da iddialıyım. Arkadaşlarımla birlikte. Biz gerçekten çok güzel bir takım olduk. Çok iyi bir takım olduk. Belki bizim çalışma arkadaşlarımız, bize delegelerimiz görev verir ise, çalışma arkadaşlarım yorulabilir. Çalışma arkadaşlarım gerçekten kendini biraz sıkıntıya sokmuş
soktuğumuzu düşünebilir. Ama inanın rakip partiler çok üzülecekler. Evet. Çok üzülecekler. Niye? Çünkü böyle bir çalışma anlayışını ilk defa belki de görecekler. Bu konuda çok iddialıyız. Evet. Aslında şimdiki yönelteceğim soruyu birazcık cevaplamış oldunuz ama belki merak edenler vardır. Milletvekilliği adaylığından sonra neden il başkanlığı diye, ama aslında oldukça hedefe kilitlenmiş olarak açıklamalar yaptınız ki biraz bu soruya cevap vermiş oldunuz ama biraz detaylandırırsak milletvekilliğinden sonra neden il başkanlığı? Şimdi milletvekilliği sürecinden sonra neden il, evet o çok önemli. Aslında bizim üyemiz, delegemiz beni daha çok il başkanı olarak görmek istediğini yüzlerce aldığım telefonda telaffuz ettiler. Evet. Bunu ortaya koydular. Yani inanın 600'e yakın telefon aldım bu süreçte. Bu telefonların büyük bir bölümü şu: ben sana ön seçimde oy vermedim. Niye biliyor musun dediler. Sen bize il başkanlığında lazımsın dediler. Senin önce il başkanlığı yapman lazım. İl başkanlığı yaparak orduda önce birleştirici, bütünleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla milletimizle buluşacak bir yapıyı seninle sağlamamız lazım diye bana bunu partideli üyelerimiz bizzat yüzüme karşı telefonda, kulağımda bunların sesi çınlıyor. Bunu söylediler bana. Vermediler oy bana ön seçimde. Bu bize lazım bu çocuk. Bunu göndermeyelim hemen Ankara'ya. Harcamayalım bunu dediler. Yani böyle de bir espri oldu işin doğrusu. Ama şu bir gerçek. Bizim delegemiz. Bak geçen 2-3 gün önce bir olaya tanık oldum. Evet. Çalışma ofisimizde arkadaşlarımla çalışıyorum. Bir parti büyüğüm geldi. Dedi ki, delegemiz bu. Köy delegesi. Masaya elini koydu. Dedi ki, İsa'cığım biz seni bir başka yerden geliyorum dedi. Başka bir arkadaşımızın yanından geliyor. Ben sana oy vereceğimi orada deklare ettim. İlk defa birileriyle ters düştüm dedi. Niye deklare ettin biliyor musun dedi. Buyur Hasan amca, niye deklare ettin dedim. Dedi ki bak evladım, biz bu milletin, biz ön seçimde seni milletvekili adayı yaptık. Milletvekili adayı yaptık. Şimdi bu halk demez mi? Biz milletvekili adayı yaparak bize sunduğunuz bu arkadaşımızı siz il başkanı olarak kabul etmiyorsunuz ve il başkanı yapmadınız demez mi dedi. Biz bu millete nasıl hesap veririz evladım dedi. Bizim dedi AKP'ye oy veren yurttaşla işimiz yok. Bizim AKP'nin yurttaşımızı kandırmasından kaynaklı sorunumuz var dedi. Evet, bu beni gerçekten çok gururlandı. Gel de il başkanı adayı olma. Gel de bu insanımıza, delegemize, partilimize, ordulumuza, şehrimize gel de hizmet etme yolunda geri adım at. Bu mümkün olmuyor biliyor musunuz? O yüzden çok iddialı bir şey ama gerçekten kararlı bir çalışma içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partimizin çalışmalarını, programlarını özünden ayrılmadan milletimizle buluşturmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partimizin özü zaten milletin ta kendisi. Evet. Ama bunu anlatmaya dil lazım. Bunu anlatmaya yürek lazım. Bunu anlatmaya enerji lazım. İnanmışlık lazım. Evet. Dediniz ki delegelerimiz parti içerisinde birleştirici ve bütünleyici olun diye sizi istiyoruz. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten bir birleştiriciye ihtiyacı var mı? Ki nitekim belirli bir süreçten de geçti. Dediğiniz gibi ilçe kongreleri yapılırken belirli listeler yarıştı. Kırgınlıklar, küskünlükler de en azından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla böyle bir süreç de yaşandı diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki şu andaki aile bütünlüğü nedir acaba? Şimdi bu aslında çok güzel bir soru. Çünkü 19 ilçemizde yapılan kongrelerde Cumhuriyet Halk Partimiz çok ciddi anlamda yenilendi. Evet. Fassa, genç, pırıl pırıl, dinamik, ciddi bir ekiple şu anda buluştu. Evet. Fassa halkımız. Hemen akabinde yine Gölköy aynı şekilde genç, pırıl pırıl, dinamik bir ekiple Gölköy'ümüz buluştu. Perşembemiz aynı şekilde yeni, yenilikçi, milletin ta içinden, ta kendisi olan bir yönetim kadrosuyla buluştu. İnanın ilçelerimizin büyük bir bölümü, aşağı yukarı büyük bir bölümü
kesinlikle halkın içinden milletçi anlayışın hakim kılındığı ve genç, dinamik bir yapı gelişti. Şimdi bu bize çok büyük bir aslında evet. destek ve üyemizin ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde tabandan ciddi bir sıçrayış yapıyor şu anda. Tabandan büyüyor. Bakın, eğer siz bir siyasi hareketi, partiyi yukarıdan aşağı büyütmeye kalkarsanız o bir yere kadar gelir, bir yerde son bulur. Bunun örnekleri var. Anavatan Partisi gibi örnekleri var. Doğru Yol Partisi gibi örnekleri var. Birçok sayacağımız örnekleri var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bunun çok dışında. Cumhuriyet Halk Partisi bütün çalışmalarını tabandan tavana yaptığı için bu yeniliğe biraz daha şu dönemde çok daha açık olduğu için şanslı olduğumuzu görüyoruz. Çünkü ben biliyorum ki benim hiç kimsenin etkisi altında kalmayacak olan o özgür iradeli delege yapısı bizim çalışmamızı, mücadelemizi gerçekten görüyor. Gerçekten hepimizi takip ediyor. Diğer arkadaşlarımızı da takip ediyor. Belki de onlar bizden daha iyidir. Onu ben bilemem ama doğru olanı yapacağına ben inanıyorum. Çünkü hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, bir çalışma ortamı içindeyiz. Beni umutlandıran, daha çok umutlandıran bütün örgütlerimizin FASA gibi genç, dinamik olması. Evet. Bu gençliği, ki biz de bunu mesela kendimiz, belki de adayların içinde en genci benim, bilemiyorum yani evet. şu anda gördüğüm kadarıyla. Diğer arkadaşlarımız da, bana yakın arkadaşlarımız da var tabii ki ama gençlik önemli. Bakın, ben her zaman ön seçimde de söyledim. Bana 20 sene sonra milletvekili yapsanız ne olacak? Ya beni lütfen bugün yapın milletvekili. Bugün yapın il başkanı. Eğer ben bugün il başkanı olursam orduyu ayağa kaldırırız. Milletimizle birlikte buluşuruz. Koşarız. Koşarken dinlenmesini biliriz. Ama siz beni tutar da 20 sene sonra il başkanı yaparsınız ne olur? Ya gerçekçi olalım yani. Evet. Buna artık Cumhuriyet Halk Partisi üyenin seçtiği delege geçit vermiyor. Bunu gördük. O yüzden rahatım. O yüzden rahatız ama bakın Meltem Hanım, net söylüyorum. Delege 2 yıllığına sana kredi verebilir. Bu bir kredidir. 2 yıllığına kredi verir. Siz eğer o 2 yıl içinde onun adamı bunun adamı mantığıyla hareket eder, koltuk işgaline devam ederseniz asla 2 yıl sonra bu üyeden geçit alamazsınız. Evet. Bu üye size fırsat vermez bir daha. Evet. O kadar bilinçli bir üye var. Peki evet. Delegeler kimsenin baskısı altında kalmayacaktır gibi bir ifade kullandınız. Böyle bir baskı söz konusu mu? Yani delegeler özgür, hür iradeleriyle mi il başkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklar? Şimdi bu evet, bu buna yürekten inanıyorum. Evet. Gerçekten baktığınız zaman mesela bu konuyu söyleyince aklıma geldi. Cumartesi akşamı milletvekilimiz Sayın Seyit Turun 19 ilçe başkanımızla birlikte oturduğu toplantıya, ciddi bir toplantı yaptı. O toplantıda ordumuzun sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini ortaya koydular. Beklentileri ortaya koydular. Çok güzel bir çalışmaydı o. Hemen akabinden tabii ki konu il başkanlığına geldi. Şimdi ilçe başkanları acaba Seyit Bey birisini işaret edecek falan evet. böyle şeyler olmuyor dersek yalan olur. Evet. Ancak beni bir şey çok gururlandırdı. Seyit milletvekilimiz orada ilçe başkanlarına şu kelimeyi kullanıyor. Diyor ki ben il başkanlığı sürecinde hiçbir arkadaşımı işaret göstermeyeceğim. Bizim üye delegelerimiz, bizim ilçe örgütümüz kiminle daha rahat çalışacağına inanıyor, kiminle başarılı olacağına inanıyor ise o il başkanı benim il başkanımdır diyor. Ve dolayısıyla aynı toplantıyı pazartesi akşamı parti meclis üyemiz de var bizim. Evet. Ordumuzun gene 60 parti meclis üyesinden bir tanesi de ordulu. Evet. İdris Yıldız. İdris Bey de aynı şekilde 19 ilçe başkanımızla gene o da bir toplantı yapıyor ve o kendisi de aynı şekilde aday işareti etmiyor. Dolayısıyla mevcut adaylardan ilçe başkanlarımızın en rahat çalışabileceği adayı ve delegelerimizden seçmesini o da arzu ediyor. Bu partimiz adına çok önemli bir çıkış. Çok önemli bir duruş. Ben ikisine de çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü ayrışmayı, bakın bizim ayrışmaya değil, bizim bütünleşmeye ihtiyacımız var. Bizim kavgaya değil, sevgiye ihtiyacımız var. Biz kendi birbirimizi kucaklarsak
Milleti çok daha rahat kucaklarız. Ve millet, bakın, kavgalı eve kız vermezler. Bu çok önemli. Evet. Kavgalı eve kız vermezler. O zaman ne yapacağız? Biz o kavgalı ortamdan sevgi ortamına dönüşeceğiz. Ve sevgiyle millete yaklaşacağız. Huzurlu olacağız, keyifli olacağız, kendi içimizde barışık olacağız ki örgütlü yapımızı milletle buluşturabilelim. Yoksa enerjimizi kendi içimizdeki olumsuzluklara, kendi içimizdeki çalışma koşullarına harcar isek dışarıda ne yapacağız? Evet. Nasıl olacak dışarıya? Nasıl hükmedeceğiz? Nasıl şehrimizin sorunlarını, problemlerini ortaya çıkaracağız? Nasıl bu orduyu yöneten belediye başkanlarımıza destek olacağız ya da onların yanlışlarına dur diyeceğiz? Evet, yani bunlar çok önemli çalışmalar. Evet. O yüzden ben bu noktada kavgalı bir ortam olmayacağını düşünüyorum. Tartışmalı bir ortam olmayacağını düşünüyorum. Onun adamı, bunun adamı ortamının olmayacağını düşünüyorum. Bunu yapanlar zaten artık siyasette mefta oluyorlar. Biz güçlülerden kuvvet çıkararak bir yere gelmeye çalışmamamız lazım. Biz sosyal demokrasiden kuvvet çıkaracağız. Bizim kuvvet çıkaracağımız alan sosyal demokrasidir. Milletin ta kendisidir. Biz oradan kuvvet çıkarmamız lazım. Yoksa güçlünün kuvvetini alırsınız arkanıza, dersiniz ki ya vekile dayanayım ya da parti meclis üyeliğine arkamı dayayayım. Ben gideyim il başkanı olayım. İnanın oranlı il başkanı olursunuz. Partinin değil, üyenin değil, delegenin değil ve bugünkü sıkıntıları tekrar yaşamaya benim niyetim yok. Evet. Ben başarılı olacak bir Ordu Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'ye örnek olacak. Bakın, Türkiye'ye örnek olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olacağına inanıyoruz. Ve genel başkanımızın ilk 6 ayda ya da en geç 1 yıl içinde şunu diyecek. Ordu örgütünü örnek alın. Ey diğer iller diyecek, ben buna inanıyorum. Evet. Bu mealde çalışmamıza devam edeceğiz. Evet. Dediğiniz gibi 7 Haziran genel seçimlerinde sıralama benim için önemli değildi. Ben milletvekili adayı gösterildikten sonra hızlıca çalışmalara başladım. Ve birinci sıra adayıymışım gibi mesai verdim gibi bir ifade kullandınız ki bizler de kamuoyu olarak böyle bir gözlem içerisindeydik. Hatta şöyle diyenler bile oldu. Acaba daha üst sıralarda olsaydı sonuç farklı olur muydu? Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla milletvekili götürür müydü? Çünkü gerçekten sahaya hitap edebilme bir yeteneğiniz diyeyim ya da halka işleyen, geçen bir samimiyetiniz oldu. Bunun avantajı olacak mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi il yapılanmasında eğer il başkanı olursanız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirilere maruz kalmıştır. Halktan kopuk, halka inemiyor, halkla bütünleşemiyor. Ki sizi de keza görüyoruz, hep halkın içerisinde olan bir İsa Yazıcı var. Halkla kucaklaşan bir İsa Yazıcı var. Küçüğüyle büyüğüyle her fotoğraf karesinde gülümseyen bir İsa Yazıcı var. Bu anlamda tamamen değişecek mi? Kötü profil demeyelim de soğuk, uzak duran halka profil. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu söylediğiniz önemli. Evet. Bunu yapmak zorundayız. Benim özelliğim şu. Ben milletin içinde, milletin ta kendisiyim. Evet, kelli ve felli değiliz. Bak, tabirimiz budur bizim. Evet. Yani biz doğru işler yapmak zorundayız. Ben milletin ta kendisiyim ve milletin içinde yetiştim. Beni ordu halkı yetiştirdi. Ordulu yurttaşlarımız yetiştirdi. Biz gelimimizi, geçimimizi dahi milletimizin gönlüne girerek temin ettik. Biz kazancımızı milletimizin gönlüne girerek elde ettik. Ben ihale almayı bilmem. İhale vermeyi bilmem. Evet. Benim öyle bir derdim yok. Ama ben milletin gönlüne girerek, millete hizmet ederek para kazanmasını bilmişimdir. O zaman şu ortaya net çıkıyor. Bakın Meltem Hanım, milletin gönlüne girmeden, milletin gönlünü fethetmeden oy almak mümkün değildir. Evet. Bunu bir kere bileceğiz. Oy alma, oy o kadar önemlidir ki. Bakın bugün delegelerimize baktığımız zaman bile aynı şey önemli. Sokağa çıkalım, sokağa çıkalım. Ki geçen de bazı arkadaşlarımız bu anlamda anketler yapmışlar. Eğer sokakta yurttaşımız 100 kişiye sorduğumuz zaman, 100 kişiye sorduğumuz zaman kimi il başkanı olarak görmek istiyorsa, benim delege kardeşim, benim delege büyüğüm, benim delege onurlu arkadaşım oraya oy versin. Oraya oy versin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük hizmet etmiş olur. Çok büyük hizmet etmiş olur. İnanın, işaret gösteremelerle, şuraya oy ver demelerle
artık biz bu cenderemeden çıktık. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördüğüm gerçek bu. O yüzden kendimi çok rahat teslim ediyorum bu delege yapısına. Bu noktada bu yenilikçi anlayışı, orduda siyasetin formatını değiştirme anlayışını ben delegelerin bizim ekibimize, kadromuza, tabii ki kadromuza da bakacaklar, evet, inceleyecekler. Evet. Kadromuzun yapısı nedir? Kimlerle sokağa çıkılacak? Kimlerle bu çalışma programları yürütülecek? Hepsine bakacaklar, bakarlar. Evet. Dolayısıyla biz bunları şu anda çok güzel bir şekilde hazırlayarak delegemizin karşısına çıkıyoruz. Ama milletimizle buluşma noktasında şehrimizin sıkıntılarını, problemlerini ve şehrimizin beklentilerini çok iyi analiz ederek hatta dışarıda olan, biliyorsun 200'ün üzerinde, evet, Türkiye genelinde belediyemiz var. Evet. Belediyelerimizde destek alarak, o belediyelerimizle çalışma arkadaşlarımızı göndererek, eğitimlere göndererek buralarda nasıl çalışma yapılabilir? Bugün şehrimizi yöneten 20 tane belediyenin 20'sinin de AKP'de olmasından kaynaklı onlara da nasıl destek olabiliriz? Projeler getirmemiz lazım. Evet. Akıllı, doğru, milletin keyif alacağı, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nasıl bir ordu görmek istiyoruz anlayışında mevcut belediyelerimizin de ufkunu açan projelerle gelmemiz lazım. O projeleri oluşturmamız lazım. Çok mu zor? Bunlar büyük paralarla mı oluyor? Olmuyor. Bunlar sadece bir ekip çalışması, sadece bir ruh çalışması. Gönderirsiniz ekibinizi büyük şehirlerdeki belediyelerimize, büyükşehir belediyelerimiz var, İzmir gibi, Aydın gibi, göndeririz oralara. Oradaki o çalışma gruplarının içinde bizim ekibimiz yetişir, o ekibimiz gelir burada bizim doğru işler yapmamızı onlarla birlikte sağlarız. Evet, halktan kopuk imajımızı yıkarak halkla bütünleşen hedefler olan bir il yönetimi, bir teşkilat yapısı kurmayı hedefliyoruz dediniz, evet, ki evet. Aslında bunu yapabilecek sıfatınız da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atom karıncası deniyor size ki bunu 7 Haziran genel seçimlerinde aday tanıtım toplantısına katılan, mitingine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizi o şekilde anons etmişti. O gün neler hissetmiştiniz? Hala o sıfatı hissediyor musunuz? Evet, o gerçekten beni çok duygulandıran ve çok, evet, önemli bir lakap oldu. Tabii ki ben Sayın Genel Başkanımızla birebir o gün öncesinde tanışmıyordum. Evet. Beni nasıl tanıdı, nasıl bildi onu ben bilemem. Demek ki bizim buradaki o 7 Haziran aday adaylığından ve aday olduğumuz dönemdeki estirdiğimiz rüzgar Ankara'da demek ki fırtına olmuş. Evet. Ankara'da duyulmuş. Sayın Genel Başkanımız geldiğinde Genel Başkanımızın ekibinin böyle bir ortaya lakap sunması tabii ki beni çok onur etti. Neden? Çünkü şehre girdi. Sağa dönüyor, bizi görüyor. Sola dönüyor, bizi görüyor. Önüne bakıyor, bizi görüyor. Çünkü niye? Şehrin her noktasında varız. 19 ilçe dahil her yerde vardık biz. Yani eksik bıraktığımız hiçbir yer olmadı. Hatta bugün Tekkiraz'dan bir arkadaşımız gelmiş. Tekkiraz. Tekkiraz'da biz oyu %50'nin üzerinde artırdık. Neden biliyor musunuz? Tekkiraz'a sadece Akkuşumuza, İkizce'mize, Çaybaşı'na giderken Tekkiraz'ı da atlamadık. Ve bundan dolayı ne oldu? O Tekkiraz'da ciddi anlamda oy yükseldi. Demek ki insana gidince, arka ilçeleri güçlendirince iktidar olunuyor. Ya da en az iki milletvekili çıkıyor. Biraz daha bunu profesyonelce yapar isek 3, 4 neden olmasın. Hatta 5 neden olmasın. Bunun için hangi engel var? Hiçbir engel yok. Bir engel var, içimizdeki ya da kendi çalışma grupları arasındaki sevgi yumağını büyütmek. Bunu büyüttüğümüz anda, bakın benim 7 Haziran'dan bu yana, ön seçimde dahi bana oy vermiş vermemiş, hiç önemli değil. Bir arkadaşımla dahi küs değilim. Yönetim kadroları da dahil, il başkanlığımız, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kadrolarımız da dahil. Bir tane arkadaşımla küs değilim, biliyor musun? Ne kadar güzel bir şey. Bana oy vermiş vermemiş, ben buraya bakmam. Orak yeride kaldı. Demokraside sandığa küsülmez. Demokraside sürekli ben nerede hata yaptım da gönlü kazanamadım, bu gönlü kazanamadım da eksik oy aldım diye kendini sorgularsın, yenilersin. Bir daha
sunarsın kendini ona göre. Evet, biz de o noktada demek ki eksiğimiz oldu ki bizi üyemiz dörde getirdi. Bu da çok büyük bir gurur. Ancak biz söylediğim gibi milletimize gidersek oy farklılığı oluyor. Bakın Kabadüz'de biz geçen 7 Haziran'da 1040 oy aldık, 2 vekil çıkardık. 1 Kasım'da 800'e düştü oyumuz. Ne yaptık? 1 vekile düştük. Demek ki biz Kabadüz'de oyumuzu 1500 yaparsak 3 vekil geliyor. Ha, demek ki ne olmamız lazım? İlçeler arasındaki eşitliği, çalışma grubunu, oraları ihmal etmişliği ortadan kaldırmamız lazım. O ilçelerimizin şehirle bütünleşmesini sağlamamız lazım. Demek ki bizim rüzgarı dağlardan estirmemiz lazım. Şehirde fırtınaya dönüştürmemiz lazım. Evet. Bunu yapabilir miyiz? Gayet tabii yaparız. Evet. Çünkü elimizde 3 yıl var. Bakın 3 yıl var yerel seçime. Evet. 4 yıl var, 3,5 diyelim, yarısı gitti. Genel seçim. 4 yıl var, 3,5 yıl var genel seçime. Peki biz bunu hazırlanalım. İşte fırsat. Hep birlikte olalım. İri olalım, diri olalım. Yan yana olalım, kol kola olalım. Yani nedir alıp veremediğiniz diyelim ama önümüze bakalım, önümüze, arkaya değil. Bakın yerel seçimlerde başarılı olamadığınız zaman olmuyor Meltem Hanım. Ya baktığınız zaman bugün AKP'nin gelişine baktığınız zaman ne yaptılar? Balıkçı ağı gibi ördüler, 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 geldiler. 94 yılında İstanbul Büyükşehir'i aldılar. Ondan sonra işin şeklini değiştirmeye başladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısındaki en büyük etkenlerden birisi teşkilat yapılanması. Bu noktada işi gerçekten sıkı tutuyorlar. Ciddi bir ekip çalışması yürütüyorlar. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde teşkilatlanma yapısı olarak bir eksiklik vardı ve biz bunu tamamlamak istiyoruz gibi bir şey diyebilir misiniz? Yani böyle bir öz eleştiri yapabilir misiniz? Şimdi ben, bizi polemiğe sokmayın lütfen. Evet. Şimdi bunu söylememiz mümkün değil. Evet. Çünkü bugün bugüne kadar görev yapmış il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, şu anda görevde olmayan hepsi kıymetli, hepsi değerli, hepsi emek verdiler. Evet. Bila bedelsiz emek verdiler, yürek koydular. O emeğe saygısızlık olur ama tabii ki hepimizin eksiği olur. Yarın biz de göreve geliriz. Bizim de eksiğimiz olabilir. Bu anlamda geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. Bu çok şık değil. Ancak geçmişten her birimiz, biz onların deneyimlerinden, onların bilgisinden, onların birikimlerinden faydalanarak yeni yelkenler açmak zorundayız. Yeni hedefler belirlemek zorundayız. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Disipline gelince, bakın. AKP'nin çalışma programlarına ve örgüt yapısına gelince biz onlardan çok daha iyi olacağımıza ben inanıyorum. Bunun nedeni şu, biz çalışma örgütümüzün, bakın tamamı bir kamu görevine, her şeyden önce bir kamu görevine talibiz. Evet. Bugün seçilmiş ilçe başkanlarımız, seçilmiş yönetim kurulu üyelerimiz kamu görevi yapıyor. Bu görevinin bilincinde olarak, bu görev bilinciyle sahaya çıkmamız lazım. Biz yarın seçildiğimizde aynı bilinci çok iyi muhafaza etmemiz lazım. O zaman kadroların bu çalışma, bu görev bilinciyle yoluna devam etmesi lazım. Giyimiyle, kuşamıyla, tıraşıyla, milletin karşısında duruşuyla, milletle buluşmasıyla, her şeyiyle dikkat etmesi lazım. Bu düzen, intizam bizde mutlaka olacak. Mutlaka onu çok güzel bir şekilde sevgiyle, şefkatle onu sağlayacağız. Yine hanımefendi yöneticilerimiz keza aynı şekilde düzenli olacağız. Hep beraber düzenli olacağız. Ben kendim bizzat, eğer bu delege bize bir geçit verirse, bir görev verirse, keza kendim dahil. Her birimiz düzenli olacağız, şık olacağız. Milletimiz bizim yüzümüze baktığı zaman böyle bunlar diyecek, iyi çocuklar, bunlar nur yüzlü diyecekler. Bazı algıları değiştirmemiz lazım bizim Meltem Hanım. O algıları değiştirebilmek için çok özel, çok taban çalışması yapmamız lazım. Sebze pazarındaki teyzemizle, sebze satan amcamızla bile çok güzel beceriler ortaya koymamız lazım. Onların dilinde anlamamız lazım. Biz o mealde geliyoruz. Onları çok iyi anlıyoruz biz. Ama bunu ortaya koyamıyoruz. Sorunumuz burada. Biz memurumuzun sıkıntısını çok iyi biliyoruz. Bakın hakikaten bütün yöneticilerimiz biliyor. Emeklinin sıkıntısını biliyor ki ona uygun çok ciddi projeler yaptık. Ancak bunu anlatmada bir eksikliğimiz oldu ki bize geçit vermiyor milletimiz. O zaman kendimizi sirkelememiz lazım. Küllerimizden yeniden doğmamız lazım. İşte biz o noktada biraz fazla iddialı olduğumuzu düşünüyorum ama bu iddia olmadan başarı gelmez.
Bunu sağlayacağız. Evet. Hiç tereddüt tanımıyorum. İsa Yazıcı il başkanı olursa her şaşıracak. Şey değişecek diyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetenler zorlanacak. Çok bizim şu anda göreve gelmemizi de istemeyebilirler. Ha, sonra söyleyeyim size. Yani gerçekten zorlanacaklar. Niye? Milletçi bir yandaş. Milletin ta içinden, milletin kendisi geliyor, sahaya geliyor. Almış kamu görevini, almış yetkiyi üyesinden, delegesinden geliyor. Genel merkezine, şuraya, buraya şey olarak bağlı değil. Sadece ve sadece örgüte bağlı. Şu birilerine bağlı değiliz biz. Ama oradaki yöneticiyle aynı değil. İşaretle il başkanı olursun, işaretle ilçe başkanı olursun falan gibi. Ama bizde öyle bir şey olmaz. Biz tamamen demokrasi çalışır bizde. Evet. Demokrasinin bizde kestiği parmak acımaz. Evet. Buradan anlıyoruz ki eğer İsa Yazıcı il başkanı olursa artık sık sık ilçelerde göreceğiz kendisini. Tabii ki. İlçelerde bir yoğun çalışma temposu sizi bekliyor bizi olacak. Bizi bekliyor. Akabinde. İlçe örgütümüz de bizi bekliyor. Bakın ilçelerimiz de bizi bekliyor. Onlar da bu çalışmak istiyorlar. Buna susamışlar. Yani her koşulda, her sıkıntıda milletimizin yanınızda olacağız. Milletimizin her sorununda. Bakın bugün yollar yapılıyor. Güzel, teşekkür ediyoruz. Ama o yollar yapılırken bazı hacı amcalarımın evinin önüne büs koyulmamış. O büsü koydurulması için bile biz devreye girmemiz lazım. Unutulmuş, şu olmuş, bu olmuş. Ya da yapan müteahhit üstünkörü geçiyor, orada bir eksiklik bırakıyor. Orada bile müdahil olmamız lazım. Bakın bizim meclis üyelerimiz var. Büyükşehir meclis üyelerimiz var, ilçe belediye meclis üyelerimiz var. Bunların çalışmalarını bütün örgütümüzle bir topyekün hareket ederek milletimizle buluşturmamız lazım. Biz öyle yani burada tek başına değil ki hiç kimse. Sonuçta belki belediye başkanımız yok ama çalışma ekibimiz var. Örgütümüz var. Seçilmiş meclis üyelerimiz var. Evet. Onların çalışmalarına katkı sunmamız lazım. Onların çalışmalarını şahlandırmamız lazım. Onların çalışmalarını biz de pazarlamamız lazım. Biz de o çalışmaları milletle buluşturmamız lazım. Belediye meclis üyelerimizin her yerde çalışması var. Her yerde emeği var. Ama o emeğini hiç duyan var mı? Hiç evet. Duyan var mı? İşte onu duyuracağız. Onu milletimiz bilecek. Evet diyecek. Ben Ulu Bey'de bu çalışmada bu Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesinin de bu emeğini gördüm diyecek. Başka ilçelerde keza aynı şekilde. Fas'ta, Ünye'de aynı şekilde. Evet biz bu noktada görevimizi, kamu görevimizi çok iyi bilerek yolumuza ve yolculuğumuza devam edersek başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Partide oturan, koltuğunu meşgul eden değil. Bakın gücü koltuktan almayacağız biz. Gücü milletten alacağız. Milletten güç alamazsınız. Sizin koltuğunuzun gücü bir şey yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Bir güç millette, millete hizmet etmekte. Millete hizmet ederseniz, millete doğruları anlatırsanız, millete kendinizi kabul ettirebilirsiniz, milletimizin sorunlarını, sıkıntılarını yaşayabilirseniz hiç sorun yok. Her şey güzel olur. Evet. Her şey on numara olur. Evet. Hedefleri ve projeleri olan bir il başkanı adayısınız ama ola ki delegelerden geçit alamadınız, il başkanı seçilemediniz. Aynı enerjinizle il başkanı olan arkadaşınıza, partinize desteğiniz olacak mıdır? Nasıl bir süreç izleyecek eğer il başkanı olamazsanız sizin? Şimdi tabii ki il başkanı olamaz isek, il başkanı olan, ki öyle bir düşüncem yok. Yani evet. Arkadan, onu söyleyeyim. Bu, neden biliyor musunuz? Bakın. Milletvekili adayları arasında hem 7 Haziran hem 1 Kasım'da il başkanı adayı olarak tek ben varım. Beni örgüt yedirmez kimseye. Bu örgüt beni yedirmez. Neden biliyor musunuz? Bu örgüt der ki biz bu çocuğu milletvekili yapacaktık. Olmadı ama il başkanı yapmamız lazım. Zaten kendileri söylüyorlar bunu. Evet. O yüzden orada bir tereddüdüm yok. Ama ola ki bir terslik oldu. Olur ya sandık bu. Sandıktan ne çıkan çıkacağını sonuç kimse bilinmez. Evet, kestiremeyiz. İnanın biz gene partimizin askeriyiz, neferiyiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Çalışmamıza devam edeceğiz. Ancak bizim yerimize gelen arkadaşlarımız başarılı olur olmaz onu bir şey. Orada işte müdahil olamıyorsunuz. Orada olmuyor. Dinlemiyorlar sizi. Anlatamıyorsunuz derdinizi. Yani sizi dinleyen bir kapsamlı, kucaklayışı bir yapı olur mu olmaz mı bilemem. Ama dinlemeyince ne oluyor? Gardınız düşüyor. Enerjiniz düşüyor. Üzülüyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çalışmaya gayret ediyorsunuz ama
bugün anlattığımız gibi görevdeymiş gibi bir başarı elde edip etmeme noktasında sıkıntınız oluyor. Evet. Onu aşmamız lazım. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bakın, başarılı olmamızın anahtarı, iki anahtarımız var. Birisi gençlerimiz, diğeri kadınlarımız. Evet. Biz gençlik örgütümüzü, bakın Türkiye'de bugün her 10 gençten neredeyse 6 tanesi işsiz, açsız. Üniversitemiz var burada. Ciddi de bir üniversitemiz var. Şimdi bu üniversitedeki gençlikler de dahil. Biz bu gençliği niye kucaklayamıyoruz acaba? İçimizden niye genç liderler yetiştiremiyoruz? Biz bu televizyon programlarına çıktığımız zaman neden gençlik kolu başkanlarımızı ve ekibimizle birlikte gelemiyoruz karşınıza? Neden onları sıkıştıramıyoruz? Ben bir de sorarım onlara sizin yanınızda. Neden biliyor musun? Onları yavaş yavaş lider yapmamız lazım. Arkadan yetişmesi lazım. Liderler oluşması lazım. Gençlerimizi sahaya deneyimli, birikimli, güzel bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine uygun yetiştirip sahaya keyifli sunmamız lazım. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Evet. Yapmamız lazım. Peki kadınlarımız, kadın kollarımızı destekleyerek, güçlendirerek ev hanımlarımızın sahaya inmesini, Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşmasını sağlayabildik mi? Baktığımız zaman kadın üye yapımıza bir avuç, ama bize oy veren kitleye baktığımız zaman milyonlar, binler, ordu üzerinde binler. Değil mi? Binlerce evet. Hanımefendi bize oy veriyor ama üye yapımızda eksiklikler oluyor. Bütün bunları analiz etmemiz lazım. Bunları çok iyi düşünmemiz lazım. Ve bu analiz neticesinde hem gençlerimizi hem kadınlarımızı partimizin içinde kendilerini ikinci plana itilmiş değil, kesinlikle bu partinin sahibi olduğunu kendilerine hissettirmek adına sahalarda olacağız. Az önce söyledim. Bu koltuktan korkmayacağız Meltem Hanım. Evet. Bunu bütün ordu görecek. Evet. Koltuğundan korkan bir il başkanı asla olmayacak. Evet. Çünkü koltuk korkusu inanın bize çok zarar verdi. Çok zarar verdi bize. Sürekli küçülüyorsun. Sürekli küçülüyorsun. Olmaz. Açacaksın yelkenlerini. Açacaksın, yoksa olmuyor işte, görüyoruz. Yani bu içinde bulunduğumuz durumlardan çıkmamız lazım. Niye biz şimdi aktif üye, genç üye, aktif genç kadın üye oluşturamıyoruz? Niye sokağa inemiyoruz? Niye standlar kuramıyoruz? Bunları yapacağız. Üye kampanyaları düzenleyeceğiz. Üye kampanyaları. Binamızın fiziki yapısını, ilçe Altınordu ilçemizin fiziki yapısını modernleştirmemiz lazım. Bunlar böyle çok böyle devasa büyük paralarla olmuyor. Hepimizin eşi var, dostu var, arkadaşımız var. İmece usulüyle. Bir sürü iş adamı arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Yani hangisine desek siyasi bir parti için eğer 100 lira yapacaksa inanın 50 lira yapıyorlar. Bazen diyor ki ya maliyetini alayım ya, çok da bu da benden olsun diyebiliyor. Biz bunları niye kullanamıyoruz? Kullanacağız, hiç merak etme. Belki birilerinin çok parası vardır. Çok büyük paraları vardır siyasi rakiplerin, ama bizim inanmışlığımız var. Bizim yüreğimiz var. Bizim aşkla çalışma şevkimiz var. Evet. Olamazsanızdan sonraki senaryoyu konuştuk ama velev ki il başkanı seçildiniz. Parti içerisinde oluşabilecek kırgınlıklara, küskünlüklere karşı tavrınız ne olacak? Belki kaybeden il başkan adayı ve ona oy veren kişiler gönül koyabilir ya da belirli bir o kırgınlık süreç geçebilir. Göreve gelirseniz ilk yapacağınız ne olacak? Benim olduğum yerde kırgınlık olmaz. Evet. Buna bir örnek vereceğim. Partimizde genel sekreterimiz var. Hüseyin abimiz var. Onu kırdım ben. Elimde olmadan. Sonra partiden dışarı, o anda işte böyle süreçte bir yoğunuz, o yoğun, biz yoğunuz falan, kırdım. Aramızda hafif bir tartışma oldu. Dışarıya çıktım, bir su aldım büfeden. Suyu aldım, geri geldim. Ve Hüseyin abimle kucaklaştım. Bizim küskünlüğümüz bu kadar. Evet, dolayısıyla hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa meyil vermeyeceğiz. Tabii seçimi kazandığımız anda evet. Bütün değerlerimizle, bütün inanmış Cumhuriyet Halk Partililerine, bütün sol ve sosyal demokrasiyi özümsemiş değerlerimizle hep bir arada olacağız. Kesinlikle ayda bir defa. En geç iki ayda bir defa toplanacağız. Onların bilgilerinden, birikimlerinden faydalanacağız. Notlarımızı alacağız, sahada uygulayacağız. Sonra biz hata da yapabiliriz. Diyeceğiz ki biz nerede hata yaptık? Şimdi bizi siz eleştirin.
kendi aile içinde yapacağız bunu. Bizim hatalarımız diyecekler ki bakın siz burada yanlış gidiyorsunuz, burada şöyle olmalı, böyle. Onların önerilerini, tekliflerini, düşüncelerini gerçekten alarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü onu yapmaz iseniz ben biliyorum mantığıyla bir yere varamazsınız. Bakın ben biliyorum mantığı çok kötü bir şeydir. Görevi dağıtmamız lazım. Görevi paylaştırmamız lazım. Her şeyi ben yapamam. Her şeyi ben üstlenemem. Bizim üyemizin dahi görevi olacak. Herkese görev vereceğiz. Her ay sonunda verdiğimiz görevi üyemizden isteyeceğiz. Neler yaptın şimdi Ahmet dayı sen? Diyeceğiz. Getir bakalım. Yani biz size bu görevi verdik. Size bunu yazılı olarak tebliğ ettik. Mahallende ne yapabildin? Nasıl bir çalışma getirebildin? Konuşacağız onları. Bir denetleme mekanizmamız tabii olacak. Olacak. Ve dolayısıyla bütün bunlarda eksikliklerimizi, sıkıntılarımızı tekrar göreceğiz. Tekrar yenilenerek, yeniden bir enerji depolayarak gene sahalara çıkacağız. Çünkü oturmayacağız biz. Belki de siz bizimle röportajları sahada yapacaksınız. Bir gün Korgan'da yapacaksınız. Bir gün Gürgendepe'de yapacaksınız. Bir gün İkizce'de yapacaksınız. Yani bir gün Gülyalı'da yapacaksınız. Yani programlarımızı biz parti binasında yapmayacağız. Olmayacağız. Bulamazsınız orada bizi. Orada olamayız. Bizim sadece orası ordumuzu yönetme mekanizması ama sahada gördüğümüzü orada toparlamaya çalışacağız. Evet. Sayın Yazıcı, bize ayrılan sürenin de son dakikalarına girdik. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Malumunuz 27 Aralık'a birkaç gün kaldı. Delegelerinize neler söylemek istersiniz? Evet, ben buradan Cumhuriyet Halk Partimizin seçilmiş il delegelerinden delegelerine güveniyorum, inanıyorum. Onların özgür iradeleriyle son derece güveniyorum. Onlar hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Cumhuriyet Halk Partililiğe yakışır bir şekilde gönlünden geçen adayları süzerek en doğru adaya destek vereceğini, güç vereceğini ve yönetim kadrolarını getireceğine inanıyor. Hepsine ayrı ayrı saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Size ve diğer tüm adaylara Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı seçim yarışında başarılar diliyoruz. Ama şu bir gerçek, gerçekten ordu başta olmak üzere muhalefet tazelenmeyi, yenilenmeyi bekliyor. Eminiz ki muhalefet partilerine mensup seçmenler, delegeler de bunu istiyor. Kim olur bilinmez, dediğiniz gibi sandıktan çıkan sonuç sürpriz olur genelde ama evet. Kim olursa olsun diliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, özel gündemin burada sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.